millet olduk. Ne kadar zalim bir millet olduk. Ne kadar zalim bir doktor, hakim, savcı, polis, asker olduk. Derler arkadaşlar, ne oluyor bize? 6 yaşında Yusuf Kerim ölümcül kanser hastalığının tehlikesinde. Düşünebiliyor musunuz? Bunu duyan annesi babası kahroluyordur. Çocuğun yaşama şansı %20. Daha geçen gün eve gönderilmiş Kusma ve ağrıların artması sebebiyle, baş ağrısı sebebiyle tekrar hastaneye geri kaldırılmış. Ya altı yaşında bu çocuk bu, altı yaşında. Daha önce Ahmet Burhan Ataç'a zulmettiniz, Hakan'a zulmettiniz, şimdi ise Yusuf Kerim'e zulmediyorsunuz. Hepimiz seyrediyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece ah tüh tüh diyoruz. Arkadaşlar 6 yaşında çocuk, bassın sizin adaletiniz, bassın sizin saraylarınız, yerin dibine giriniz. 6 yaşındaki çocuğun bir derdini çözemeyen siyaset yerin dibine bassın. Muhalefetiyle, iktidarıyla beceriksizsiniz. Yapamadınız, bir çocuğu kurtaramadınız. Zulüm ediyorsunuz, ne zevk alıyorsunuz çocuklardan. Çocuklara taciz ediliyor, tecavüz ediliyor. Bir kere ciddikten ne olur diyor, bakanlık yapıyorlar. Lanet olsun size, Kahrolsun. olsun, yazıklar olsun. 6 yaşındaki çocuğun hakkını verin, annesine kavuşturun annesine kavuşturur mu çocuğu? Yok yasalarda yasalarda sanki kanunlar uygulanıyorlar yasalardan bahsediyorlar. Şeref yoksunu, insanlıktan yoksun, nasibini almamış asıl vatan haini, asıl düşman, asıl hainler siz dersiniz. Bu çocuğa zulmeden siz dersiniz. İşkence yapıyorsunuz, zulm ediyorsunuz. İnsanlığa karşı işlenen suçlardan ve soykırım yapmaktan ve işkence yapmaktan bu çocuğun bu hale düşmesinde annesine kim müsaade vermiyorsa silsile halinde er ya da geç yargılanacaksınız. Unutmayın bunu. Yargılanacaksınız. İşkencenin zaman aşımı yok. Göz göre göre bütün yalvarmalara, bütün çağrılara rağmen müsaade etmeyen sizler yargılanacaksınız. ifşa edileceksiniz, yargılanacaksınız. Sizlere kaçacak delik bırakmayacağız yurt dışında bütün başsavcılıklara, ilgili mahkemelere, her yere bu işkencecileri yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım, bulunacağız, bulunacağız. Hep beraber bu işi başaracağız arkadaşlar. Elbet bir gün bu hükümet gidecek. O zaman bakalım döne döne ne olacaksınız? Allah sizlerin cezasını versin.